Müteşabih konusuna örnek gösterilen hurufu mukattalar gibi Allah'ın eli, Allah'ın yüzü ifadelerini nasıl anlamamız gerekiyor? Cenab-ı Hak İbrahim suresinin 4. ayetinde diyor ki her toplumu kendi kavminin diliyle göndeririz. Şimdi o toplumun dilinde, hatta Türk toplumun dilinde de vardır. Ya şu işe bir el at dediğiniz zaman şu eli kasteder misiniz? Bu el mi kastedilir? Hayır, bunu mecazdır. Aman elini üzerimizden çekme. Ne demek? Destek demektir, değil mi? Peki yedullahi fevka eydihim. Allah'ın elleri onların elleri üzerindedir. Ne demek? Allah onları destekliyor demektir, değil mi? Arş kelimesine gelince Kur'an-ı Kerim'de bunların çok örnekleri var. Mesela bi yedihi ukdetün nikah da var. Yani Kur'an'da yet kelimesinin şey efendim nikah akdi elinde olan. Şimdi biz burada erkekleriz. Hangi gösterin bakayım ben evliyim. Benim avucumda nikah akdi yok. Şimdi ben bekar mı oldum? Kiminiz hanginizin avucunda nikah akdi var? Ya bunlar var ya. Bunlar ipe un sermekten başka bir şey değildir. Yani Müslümanların zihinlerini dumura uğratmaktan başka bir sonuç doğmaz. Ar-Rahmanu alel arşi isteva, arşa istiva ne demektir? Ya arş nedir? Mesela şeyle ilgili de Nemil suresinde var, ve leha arşun azim. Belkıs'la alakalı, büyük bir arşı var. Bak arş ne demek? Büyük bir arşı var. Nedir o? Şey, koltuk diyoruz biz Türkçe'de buna. Osmanlılarda da taht deniyordu. Tahtta kim oturuyor? Mesela Kanuni. Peki tahtta Kanuni oturuyor dediğiniz zaman herhangi bir Türk'ün aklına o taht ve oturan bir adam gelir mi? Gelir mi? Peki bugün başbakanlık koltuğunda kim oturuyor? Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Hangi Türk'ün aklına bir koltuk ve oturan adam gelir? Ya bunun, ya bu dilin yapısı böyledir kardeşim. Ama siz eğer işi başka tarafa çekmek isterseniz çok kolay. Adama dersin ki ya aslansın be maşallah. O da diyor ki ne? Sen bana yırtıcı hayvan mı diyorsun? Demez mi? Böyle bir adama ne denir? Lan bu aptal mı ne? Ya sen kafayı mı yedin denir? Değil mi? Allah arşa istiva etti. Nasıl oturdu? Tövbe estağfurullah. Ya kim onun oturmayı düşünüyor? Yani kainatın yönetimi Allah'ın elindedir demektir ya. Bitti o kadar.